evinizin bir deprem riskine sahip olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu konuda yoksa hiçbir fikriniz yok mu? Resmi makamlara başvurdunuz ve henüz onlar gelmedi mi? Ya da geldiler henüz sonuç açıklanmadı mı? Siz de elbette bu süreç içerisinde boş durmayın. Kendi gözlemlerinize, kendi bilgilerinize ve binanın özelliklerine bakarak en azından ön bilgi oluşturabilecek, ön fikir oluşturabilecek bir testle binanızın depreme karşı ne kadar riskli olup olmadığını tahmin edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği, Bursa Şubesi'nin hazırladığı 12 soruluk testi çözün, yaşadığınız binayı tanıyarak ne yapmanız gerektiğini öğrenin. İlk soru, binanızın bulunduğu yer. Binanız kayalık bir zeminde ise 0, yüksek ve tepelik bir yerde ise 1, eğimin %20'den fazla olduğu yamaçlarda ise 2, çevresine göre çukur yerlerde ise 3, dere yatağı ve dolgu zeminlerde ise 4 ve sulu zeminlerde ise 5 risk puanı almış demektir. Binanızın betonarme yaşı da önemli. Eğer binanız betonarme ise 1-10 yıl arasında 0 risk puanı, 10-11 yıl arasında 1 risk puanı, 11-20 yıl arasında 3 risk puanı, 21 ve 30 yıl arasında 4 risk puanı ve 31 yıl üstü ise 5 risk puanı almış demektir. Binanızın taşıyıcı sistemi de oldukça önemli. Eğer binanız çelik ya da ahşap bina ise 0, betonarme bina ise 1, tuğla örgü yığma bina ise 2, taş örgü yığma bina ise 3, kerpiç örgülü bina ise 4, kerpiç örgülü toprak damlı bina ise 5 risk puanı almış demektir. Binanızda bodrum kat ve rutubet sorunu var mı? Bu da önemli bir soru ve önemli bir cevap. Eğer binanızda bodrum kat var ve hiç rutubet olmuyorsa 0, bodrum kat var, kışın rutubetli ise 1, bodrum kat yok, rutubet yok ise 2, bodrum kat var ama sürekli rutubet varsa 3, bodrum kat var ve su birikiyorsa 5 risk puanı yazmanız gerekmekte. Binanızın kaç kat olduğu da oldukça önemli. Eğer binanız tek katlı ise 0, 2 katlı ise 1, 3 katlı ise 2, 4, 5 katlı ise 3, 6, 8 katlı ise 4, 9 kat ve üstü ise 5 risk puanı alacak demektir. Unutmayın, burada hesaplamayı yaparken zemin kat dahil hesaplama yapmanız lazım. Peki binanızın zemin katı nasıl? Eğer binanızın zemin katı üst katlarla aynı ise 0, üst katlardan daha içeride ancak duvarlar kapalıysa 1, kat yüksekliği diğer katlardan fazla ancak duvarlar kapalıysa 2, normal katlarla aynı ancak duvar yoksa 3, normal katlardan daha içeride ancak duvar yoksa 4, kat yüksekliği normal katlardan fazla ve duvar yok ise 5 risk puanı hesaplayın. Peki bina çıkmaları nasıl? Eğer binada hiç çıkma yoksa 0, sadece balkonlar çıkma ise 1, binanın bütününde 80 santime kadar kapalı çıkma varsa 3, açık çıkmalar var ve bunlar duvarlarla kapatılmışsa 4, binanın bütününde 80 santimden fazla çıkma var ise 5 risk puanı hesaplamanız gerekmekte. Binaya herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığı sorusu da oldukça önemli. Eğer binanın herhangi bir yerinde bir değişiklik yapılmadıysa ise 0, binanın iç duvarlarında kaldırılan bölümler varsa 1, binanın iç duvarlarında birden fazla kaldırılan bölüm varsa 2, dış duvarlarda pencere açıldı veya pencereler büyütüldüyse 3, binanın bütününde ilave pencere yapıldı ya da duvarla kaldırıldıysa 4, İç bölme ve duvarlar komple kaldırıldıysa bu kötü bir haber. Bir kat bile olsa 5 risk puanı yazmanız gerekmekte. 9. soruya geldik. 9. soru binanın kullanım amacı ile ilgili. Eğer bina yapım amacına göre kullanılıyorsa 0, konut amaçlı yapıldı, normal katlar ise atölye olarak kullanılıyorsa 1, zemin kat konut amaçlı yapıldı ancak dükkan ya da atölye olarak kullanılıyorsa 2, binaya sonradan asansör montajı yapıldıysa 3,
Sonradan çatı arasına 1 tondan fazla kapasitesi olan su deposu yapıldıysa 4, binaya sonradan asansör ve su deposu yapıldıysa, ki bu risk puanını oldukça arttırıyor, 5 puan risk puanı eklemelisiniz. Peki binanızda şu ana kadar herhangi bir tamirat yapıldı mı? Eğer herhangi bir tamirat yapılmadıysa 0, titreşimli bir aletle tamirat yapıldıysa 1, yapının taşıyıcıları titreşimli bir aletle tamir edildiyse 2, kolon ve kirişlere delik ve benzeri bir müdahale yapıldıysa 3, kat ya da döşeme ilavesi yapıldıysa 4, binada küçük de olsa bir yangın çıktıysa 5 risk puanı hesaplayacaksınız demektir. Binanızda daha önceki hasar ya da çatlakların durumu da önemli. Eğer binanızda gözle görülür bir çatlak yoksa bu iyi haber, 0 risk puanı. Balkon döşemesinde ya da köşelerinde çok ince çatlak varsa 1. Çıkmalardaki dış duvarların, kolon ve kirişlerin birleştiği yerde çok sayıda hasar varsa 2. İnce çatlaklar var ya da pencere altı ve hizasında duvarda çatlaklar varsa 3. Dış duvarlarda yatay ve düşey bina yüksekliğinde çatlama varsa 4 risk puanı ekleyin. Binanın şekli ve plan şeması da oldukça önemli. 12. soru da bunun üzerine. Eğer binanız kare ya da çokgense hiç risk puanı almazken, dikdörtgen ise 1, yıldız şeklinde ise 2, binada derin boşluklar varsa 3, bitişik bloklar aynı kat seviyesinde değilse 4, bitişik bloklar aynı yükseklikte değilse 5 risk puanı eklemelisiniz. Şimdi her soruya verdiğiniz yanıtların karşılığındaki değerleri toplayın ve sonuca bakalım. Eğer binanız 0-6 puan arası bir risk puanına sahipse, binanızda ciddi bir deprem riski yok demektir. 7-12 puan arası ise binanızda düşük bir deprem riski bulunmakta. 13 ile 20 puan arası ise orta deprem riski söz konusu, yapı uzmanlarca incelenmeli. Eğer 21-60 puan arası bir puan aldıysa binanız deprem etkilerine açık bir yapıya sahip. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu test ve bu sonuç sadece fikir amaçlı bir test ve fikir amaçlı bir sonuç veriyor size. Binanızın depreme karşı ne kadar dayanıklı olup olmadığını, binanızın deprem risklerine karşı ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek istiyorsanız resmi makamlardan bu konuyla ilgili yardım alın. Resmi makamlara bu konuyla ilgili başvuru yapın. Eğer bu içeriği beğendiyseniz Saniyede 24 Kare, Sinema, Gezi, Edebiyat ve Bilumum içerikler alanında yayınlar yapmakta. Kanalımıza abone olursanız diğer içeriklere de ulaşabilirsiniz ve bize destek olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.